82 anayasasında biz İslami anayasaya bağlı kaldığımız için, ona iman ettiğimiz için onun zıddında bütün anayasalara reddederiz. Özellikle 82 anayasanın eski anayasalara nazaran daha şiddetli, daha sert bir anayasa olduğu için biz yalnız değil, bütün alimler, özellikle Bingöl'ün alimleri bunu idrak ettiler ve bunu kabul etmediler. Hatta toplumu da, yani cemaatleri de onların peşinde yürüyüp de red verdiler. Tabii bu Kenan Evren sözde bir kanun çıkartmıştı. Evet, hayır, iki pusula çıkartmıştı. Red de verebilirsiniz, evet de verebilirsiniz. Vatandaş red verince zoruna gitti. Yani bayağı sıkıntı yarattı bizlere. Yani o kadar şiddetleri bize yağdırdı ki, yani biz hamdolsun Allah'a o gün dinimize daha iştiyaklıydık. Lakin gerçekten sıkıntılar çektik. Hocaları, imamları kışın ortasında sürgün ettiğine, köylerine araba gidiyordu. O zaman bu ulaşım biraz zordu, zahmetti. Ne de gittikleri yerlere araba yetişebiliyordu. Hatta o gün Bingöl'ün müftüsü bizzati bana konuştu. Dedi, ben valiye biraz da yalvardım, dedim el insaf, yani insaf edin. Vali paşam, bugün bu kış ortasında biraz bekleyelim, bunlar kaçacak değildir. Bunların cezalarını biz ilkbaharda verelim. Onlar ne kadar eziyet verseler o kadar canları ister, o kadar iştahları kabarır. Dolayısıyla kışın ortasında imamları sürgün ettiler. Tabii bizi sürgün ettikten sonra ağalar bu defa zorlarına gitti. Bunlar bu dersi Kur'an'dan almışlar. Buradan Kur'an'dan aldıkları için red vermişler. Kur'an-ı Kerim'e bu defa kızdılar. Yani Kur'an'a cidden kızdılar. Ve Kur'an-ı Kerim'i yasakladılar. Yüzünden okumayı Bingöl'de hiçbir imam yüzünden bir talebeye camide bir yerde Kur'an-ı Kerim'i ders veremezdi. Bütün karakol komutanları kaymakamlarla beraber köyleri dolaştılar ve imamlardan, muhtarlardan, öğretmenlerden olanlardan tamamen imza aldılar. Siz Kur'an-ı Kerim'i yüzünden ders vermiyorsunuz. Çünkü onlar esasen öfkeleri Kur'an'dan dolayı bizden de nefret ediyorlardı. Yani Kur'an'dan dolayı bize düşman oldular ve bildiler ki bu dersi Kur'an-ı Kerim vermiştir. Sözde kendilerine göre Kur'an'a da ceza vermişler. Yani işte cahil cehalet yapınca Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, yani onlar kör oluyor artık, yani ne yaptıklarının farkında değil, görmüyorlar. Kur'an'a ceza verdiler. Ben daha sürgün olmadan, yani oluyorduk o kışın ilkbahara kadar Karlıova kaymakamı, biz 5 tane imam yüzünden. Tek 5 tane imam biz red, 6 tane imam red vermiştik. 6 tane imam yüzünde biz öğleyin saat 1'de toplantıya başlardık. Gece saat 3'de, yani sabah namazında toplantıyı bitirirdik. Yani o kışın ilkbahara Nisan ayına kadar öyleydi. Bazen 1 metre, 2 metre kar yağıyordu. O sıkıntılar içerisinde ne olursa olsun oraya ulaşmamız lazımdı. Bizim yüzümüzden o imamlara o kadar, o diğer imamlara, muhtarlara, öğretmenlere de o işkenceyi çektirdiler. İnanınız Allah'a, namaz geldi, öğle vakti namazı geldi. Kaymakamın niyeti odur ki namaz kılmayacaksınız. Ben bir seydan vardı, hayattadır. Dedik ki biz namaz kılacağız. Öbürleri zaten korkuyor. Korkusundan evet de vermişler. Dedik namaz kılıyoruz. Yok dedi, namazı kılmıyoruz dedi. Ben de namaz kılacağım dedi. Biz bu işi bitirdikten sonra kaza edeceğiz. E biz onu yapacak mıyız zaten? Biz her şeyi göze alarak bu Kur'an'ın hürmetine red verdik. Ve biz namaza başladık. Polisleri gönderdik kapıya, dedi siz kapıyı kilitleyin. Kimse dışarıya çıkmasın. İçeride namaz kılsınlar. Artık o kış sürece elhamdülillah biz vesile olduk. Yani muhtarlar, öğretmenler ve imamlar da namaz kıldılar. Yani o kadar hıncılı olmuşlardı. Namazdan kızmışlardı. İşte Kur'an'dan kızmışlardı ve o insanları sürgün ettiler. Ama ne ettilerse kendilerine ettiler. İmamları dağıttılar. Bu imam buradan bu fikri o bir köye götürdü, o oradan oraya götürdü. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de de diyor, onlar insanları Allah yolundan,
alıkoymak için mallarını infak ediyorlar ve onlar zarar edecekler, mağlup olacaklar, pişman olacaklar. Dolayısıyla Kenan Evren'in bizi sürgün etmesi, yani bizim bir tarafta bir tokattı, bir de rahmetti. Allah-u Teala bir rahmeti saçtı bize. Biz ondan da kazandık, hamdolsun Allah'a. O helallik istese ben helal ederim. Bizde öyle bir mertlik vardır. Allah-u Teala şimdi kalanları ıslah eylesin. Oldu mu o da ölmüş, Allah'ın meşiyetine gitmiştir. Yani biz bazıları gibi beddua falan etmiyoruz. Oldu mu? Onun helal etmeye niyeti yoktu zaten. O kızı da diyor yani babam yanlış bir iş yapmamıştır. Yanlış yapmamış ise demek ki helala gereklik duymuyorlar helallığa. Yani helallik isteselerdi inan Allah'a yani helal ederdik yani. Onu Allah'a bırakıyoruz. Allah meşiyetinde onu ne yapıyorsa Allah bilir ne yapacaktır. Yani bize Allah Celle Celaluhu cesaret versin. Biz bu İslam için çalışalım da biz geri durmayalım da biz Müslümanları bir birliğe doğru yani beraberliğe doğru yani çekelim de artık onların hakkından Allah Celle Celaluhu gelecektir. Dünya fani bir yurttur. Herkes gelir dünyadan bir miktar metalanır, sonra çeker gider. İlahi takdir o istese de istemese de bir gün alıp götürür. Dolayısıyla iyiler de kötüler de gelir giderler. Firavun, Nemrut, Karun, Şeddat geldiler gittiler. Atatürk, Kenan, Evren geldiler gittiler. Marx, Lenin bunlar da geldiler gittiler. Ama peygamberler de geldiler gittiler. Salihler de, imamlar da onlar da geldiler. Herkes kendinden sonra bir takım anılar bırakır. İyiler iyi anılar bırakır, kötüler de kötü anılar bırakır. Firavun'un ismi Kur'an'da zikrediliyor ama kötülenerek, yani yerilerek zikrediliyor. Peygamberler ise övülerek, medihle övülüyor, zikrediliyor. Herkes kendisinden sonra bir takım izler bırakır, bir takım anılar bırakır. İşte bu anıları bırakanlardan, bu zalimlerden bir tanesi, imamlar nasıl ki iyi anı bıraktılar, zalimler de kötü anı bıraktılar. Bu zalimlerden bir tanesi de Kenan Evren'di. Kenan Evren kendi devrinde biz kendimiz bizzat o gün şahit olduk. Ne tür zulümler işlediğini, ne tür cinayetler işlediğini, insanların iradesi üzerine tür baskılar uyguladığını, ne kadar zulüm işlediğini bir sağdan bir soldan insanları infaz ederek adalet ettiğini, bu onun adalet anlayışı. Yani düşünmüyor bu insanlar gerçekten infaz edilecek ama bunun suçu nedir? Neden infaz ediliyor? Sırf sağdan soldan olsun da biri sağdan biri mutlaka birileri infaz edilecek. Ama her iki taraftan da olsun ona göre bir adalet olacak. Zalimlerin adaleti böyle. Bu konuşulacak. Kenan Evren öldü gitti fakat yani bir sağdan bir soldan ben bakıyorum bu aralar televizyon ekranlarında bu sözü sık sık tekrarlanıyor. Bir sağdan bir soldan aldık ki adalet olsun diye. Vay be! Ne adaletmiş yani. Ne güzel anı bırakmış. Evet, maalesef gitti Rabbinin huzuruna. Şimdi Allah'ın meleklerine hesap veriyor. Soruyorlar ondan. Bu insanların suçu neydi? Neden dolayı bunları idam ettin? Neden dolayı bu kadar ilim adamını sürdün? Zindanlara attın, işkence ettin, felaka ettin, akıllarını yediler, şuurlarını kaybettiler, zindanlarda işkence altında can verdiler. Neydi bunların suçu? Soracaklar bundan. O şimdi hesabını veriyor. Verecek. Evet, Allah Celle Celaluhu zintikamdır. Seri'ül hisabdır. Onun hesabı çok süratlidir. Sabreder, dünyada rahmandır. Hemen insanı yakalayıvermez. Ama bir yakaladığı zaman inne ahze rabbike leşedid. Muhakkak ki Rabbin yakalayışı çok şiddetlidir. Bir yakaladığı zaman perçeminden tutar, hesabı çeker. Şimdi onun için hesap günüdür.
bir berzah alemi için hesap verecek. Bir de mahşer gününde, kıyamet gününde bütün insanların huzurunda Allah'ın mahkemesinde, mahkeme-i kübrede bunun hesabını verecek. Ben ona hakkım helal olsun falan diyemem yani. Kalbimden böyle bir şey gelmez. Kalbim karar verecek ki ben hakkımı helal edeyim. Kime helal edeceğim? Eğer tövbe etmişse, o yoldan vazgeçmişse, kendi düzeltmiş, ıslah etmişse ve özür diliyor, beni affedin, ben size hakaret ettim, ben o zulümden geri döndüm, beni bağışlayın. Evet, gerçekten onun o yoldan geri döndüğünü görebilsek, belki o zaman kalbimiz karar verecek. Kalbimiz o zaman mutmain olursa, helal eder mi, etmez mi? Çünkü helallik böyle dille söylenmekle yetmiyor. Kalp buna karar verecek. Bu itibarla Kenan Evren ve onun gibiler bugün de aynen bu meslekten, bu meşrepten gelen İslam düşmanlığını yapanlar vardır. Kenan Evren gittiği gibi bunlar da gidecekler. Şu an Kabe düşmanlığını yapan, Kur'an düşmanlığını yapanlar da, namus tüccarlığını yapanlar da, evet vatan istismarını yapanlar da onun gibi bir gün Allah'ın huzuruna gideceklerdir. Ancak bize düşen görev bunları tanımak yetmiyor. Bunlara reddetmek gerekiyor. Müslüman halkımız Kenan Evren'e red çektiği gibi o gün ters köşe ettiyorlar. Özellikle Müslüman Bingöl halkı %90 üzerinde red verdi. Ama Allem Kullemetre nihayet %60'a düşürdüler. Aslında Bingöl'de çıkan Kenan Evren Anayasası'na red oyu %95-96 civarındaydı. Bugün de bu mesleği icra edenler, yine Kur'an düşmanlığını yapanlar, Kudüs'ü Yahudileştirmek isteyenler, Yahudiler peşkeş çektirmek isteyenler, Taksim'i Kabe gibi kutsayanlar, Kur'an düşmanlığını yapanlar, Diyanet'in kaldırılmasını isteyenler, evet, okullardan azıcık da olsa bir kısım din dersi, ahlak dersi var, onu da kaldırmak isteyenler, bu din düşmanları, onlar da güncelin hesabını vereceklerdir. Ancak halkımız bu din istismarını yapan, bu cambazlığı yapanlara, madem ki onların eline bir imkan geçiyor, bir koz geçiyor, oy kullanacaklar, Kenan Evren'e verdiği tokatı, attığı tokatı buna da atmaları gerekir. Bu fırsatını iyi kullanmaları gerekir. Dostunu, düşmanını iyi tanımaları gerekir. Bu vesileyle ben bir kez daha bütün Müslüman halkımıza doğru ve isabetli bir karar vermeyi temenni ediyor. Hepsini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Zalimlerden de Allah züntikamdır. Bu dünyada bu şekilde onları nihayetinde rezil rüsva ederek gönderir. Ahirette de onlardan hesap alır. Bunda da şüphemiz yoktur.